Dolayısıyla bizde de aynı şey oluyor. Değişen bir şey yok. Fakat buradaki mesele şu. Bu ses nedir? Ben bir ses duyuyorum ama sizden mi geliyor? Benden mi geliyor? Şöyle yani bunun tabii sistemik olarak yani bizim şöyle benim söyleyebileceğim kısmı şu. Bunun sosyolojik bir tarafı var. Fakat bir kuşaktan öteki bir kuşağa çok büyük değişimler yaşandı. Arkadaki ses ne anlamadım. Hocam sesiniz gayet net. Tamam, şu an iyi mi? Ben bir takım sesler duyuyorum da rahatsız edici sesler gibi anlamadım ben de. Gayet net geliyor hocam sesiniz bana. Gayet iyi duyuyoruz sizi. Siz beni iyi diyorsunuz, ben sizi duyarken, kendimi duyarken söylüyorum. Neyse, önemli değil. Peki, şöyle yani bunun bir toplumsal dönüşüm süreci oldu. Kentleşme oldu, insanlar zenginleşti. Anne babalar çocuklarıyla daha az ilgilenmeye başladı ve daha az çocuk yapmaya başladı. Dolayısıyla çocuklar daha çok özgürlüğe sahip oldu. Ama bu dünyanın her yerinde böyle oldu. Yani toplumun rahatlaması ile ilgisi var bunun. Yani refah arttıkça insanların özgürlük alanları artıyor. Öyle olunca cinselliğe de yansıyor, ilişkilere de yansıyor. Buradaki mesele şu oldu ama yani psikolojik kısmı şu. Bir insan ne kadar çok kişiyle cinsel anlamda birliktelik yaşarsa sayısına göre Takipçilerimiz sesinizde yankı mı varmış da kulaklık takar evet mısınız hocam? Bir kulaklık yankı mı takıyor? var. Tamam. Ben de onu söylemek istiyorum. Kendi sesim işte. Evet, Instagram üzerinden, internet üzerinden maalesef bu kadar yayın yapabiliyoruz. Hocam hemen kulaklığını takıp gelecek arkadaşlar. Sorularınızı sorabilirsiniz, yazabilirsiniz bana. Hepsini tek tek soracağım hocama. Evet, şimdi daha iyi olacak herhalde. Kulaklık daha iyi olacak. Evet. Bitmedi teknik problem bu akşam. Bu akşamlar teknik problemler bitmedi bir türlü. Olabilir hocam, gayet normal. Evet. Tamam. İnsanlar şu anda internet üzerinden yayınlarını yapıyorlar. Evet, Bundan doğru. Doğru. internet evet kısıldı. Galiba akşam 21'de standart herhalde. Herkes bu saatte yapıyor galiba. Evet, ben kendi yayınlarımı biliyorum. Standart hep 21. Çok Evet, nadir. değil Evet, bugün olduğu gibi. Hocam atalarımızın toprak gaspı bizleri nasıl etkiliyor? Torunlarını nasıl etkiliyor diye bir takipçimizin sorusu. atalarımızın toprak gaspı derken ne demek bu? Vallahi tam Yani bir tam olarak ne kast? detaylı yazarsanız efendim. Göçten mi kastediliyor acaba? Yani kimin atası yapmış? Kendi atası mı birisini gasp etmiş? Gaspa mı uğramışlar? Onu anlamadım. Evet. Soruyu açılımını yazarsak hocamız da sağlıklı bir cevap verecektir size sevgili Tamam. takipçi. Hocam bu kadar hızlı yaşanıyor dedik. Hızlı tüketen bir toplum olduk dedik. Bundan dolayı seçenekler arttı. Kadın olsun, erkek olsun. Ben şey sordum aslında şöyle, şu açıdan sordum. Hayat şartları zorlaştığı için mi kimsenin kimseye karşı tahammülü yok dedim. Siz de Hayır, hayır hayır. Hayır. Hayat şartlarının zorlaşmasıyla hiç ilgisi yok mu? Hayat şartları zorlaştığında insanlar birbirine daha yakınlaşır. Bakın mesela Suriyelilere 35 kişi aynı dairede yaşıyor. Hangi tanıdığım, yani şu an bu canlı yayına katılan kaç kişi 30 kişi bir dairede yaşayabilir? Orada herkes birbirine katlanıyor. İnsanların refahı arttıkça katlanma düzeyi azalır. Herkes kendine özel, kendi dünyasının şeyi olur. Kralı, kraliçesi olur. Çok fazla seçeneği olan insan katlanmaz başkalarına. Tolerans o zaman azalır. Savaş döneminde, zorluk döneminde, yoksullukta, yoksul insanlarda baktığımızda onların gayet güzel dayanışma yaptığını, birbirlerine yakınlaştığını, birbirlerini anlamaya çalıştığını görebiliriz. Zenginlik arttıkça, refah arttıkça, ekonomik güç arttıkça, seçenekler arttıkça insanlar en iyisini seçmek ister. O zaman da çok seçici olur. Çok deneme yapar. Hiçbirisinden memnun olmaz.
Ben yalnız hala rahatsız edici bir ses duyuyorum. Bunun ne olduğunu anlamadım. Bu benim kendi sesimde değil sanıyorum. Sizden de yankı oluyor galiba Yezan. Yo hocam, bende hiçbir problem yok. Ben gayet net duyuyorum. Hem kendi sesimi hem sizin sesinizi. Allah Allah. Yani ben konuştukça arkadan böyle bıcır bıcır birileri bir şey diyor. Ben bir daha kapatıp bir daha bassam hocam. Ne oldu acaba, anlamadım ki. Yok, ne olur. Peki, tamam. Hocam anne babamızla olan bağımız, ilişkilerimiz hayatımızı nasıl etkiliyor? Gerek özel hayatımızı, gerek sosyal yaşantımızı, onlarla olan bağımız. Evet. Şimdi anne ve baba bizim bütün diğer insanlarla bağımızı temsil ediyor. Yani biz doğduğumuz anda, yani çocukken söylüyorum, biz büyüdüğümüzde zannediyoruz ki çok şey yapıyoruz, ne derler, hani kendimize özgü bir şey yaptığımızı zannediyoruz. Oysa anne babamızla aramızda hangi ilişki kalıbı varsa biz onu tekrar ediyoruz bilinçsizce büyüdüğümüzde. Dolayısıyla anne babamız bizim aslında onlardan önce var olan bütün atalarla, bütün insanlarla ilişkimizin temelini oluşturuyor. Onlar aracılığıyla bağlanıyoruz. Dolayısıyla annenin ve babanın insanın bilincinde, varlığında simgelediği şeyler çok önemlidir. Anne hayatla bağ temsil eder. Hayatın en temel içeriğini temsil eder. Doğal kısmını temsil eder. Yani mesela insanın bedeni, bedenle ilişki, anneyle ilişkidir. Çünkü bu bedeni biz anneden aldık. Dolayısıyla annesiyle bağı iyi olmayan bir insanın mesela bedeniyle ilişkisi sağlıklı değildir. Bedene çok iyi bakmaz, özenmez. Ona saygı duymaz, onu sevmez. Kolay kolay sevmez. Annesinin o bedeni çocukken, bebekken sevmiş olması gerekir. Dokunmuş, koklamış, öpmüş, onu arzulamış olması gerekir. Annenin rahmindeyken, karnındayken çocuk, anne o çocuğu çok istemiş olmalı. O zaman o çocuk anneyle ve anneden aldığı bu bedenle, bu hayatla barışık olur. Huzurlu olur. O zaman o kendi hayatını ve bedenini daha kolay sever. Ve bağ kurar. Annesinden gerekli sağlıklı ilgiyi zamanında alamamış insanlar büyüdüğünde kendilerini ve hayatlarını çok kolay sevemezler, benimseyemezler. Çok güçlü hissedemezler kendini. Hayatta köklü bir şekilde bağlanamazlar. Baba nedir? Baba da toplumsal olan tarafı daha çok simgeler. Yani toplumsal ve daha soyut olanı. Anne çok somut olan. Bedeni, besini, yediğin şeyi. Neden? Çünkü anne, anneni yiyorsun yani ilk başta. Emiyorsun onu. Bu anne senin besinin yani. Dolayısıyla anne başka besin verdiğinde anne senin, annenin yerine besin alıyor. Ama besin anne demek oluyor. Çünkü ilk önce anneyle besini eşleştirdin. Dolayısıyla ilk koşullanma anneyle oldu. Dolayısıyla anne sevgi doluysa, kişi yeterince besleniyorsa, hani bebek her ağladığında anne yanına geliyorsa ne oluyor? O kişi büyüdüğünde insanlar benim ihtiyaçlarımı giderir. Ben bu hayata güvenebilirim. İnsanlara da güvenebilirim der. Ama anne diyelim işe gidiyor. Çok yoğun. Çok stresli. Ne bileyim 5 tane daha çocuk var. Çok yoğun. Seninle ilgilenemiyor. Başka kardeşler seninle ilgileniyor. Ya da başka bir kadın geliyor bakıyor sana falan. Bu çocuk nasıl hissedecek kendisini? Büyüdüğünde hiç kimseye bağlanamayacak. Hiç kimseye inanamayacak. Zor inanacak. Zor mesela dediniz ya, neden ilişkiler bozuluyor? Çünkü artık anneler işe gidiyor. Bebekleri çok erken yaşta yalnız bırakıyor. Çocuklar da annelere güvenmiyor. Güven oluşturamamış. En temel, daha ilk bir yılda, iki yılda. İlk bir yıl, iki yıl bu olsa sonradan sorun değil. Ama o ilk bir yıl çocuk hala anne karnında gibi anneyle fiziksel temasa ihtiyaç duyuyor. İlk bir yılda. O ilk bir yıl bana sorarsanız, ben cumhurbaşkanı olsam şu an hemen kanun çıkarım. İlk çıkaracağım kanun bu olur. Kadınların, çalışan kadınların bir yıl boyunca maaşlarını tıkır tıkır ödeyecek şirket. Şirket ödemiyorsa devlet ödeyecek. Ve o kadın hiç işe gitmek zorunda olmayacak. Bütün anneler için her hamileliğinde bu hakkı vereceğim.
Ben bunu vaat ediyorum size kızlar. Takipçilerimiz yazıyorlar. Ses çok yankı yapıyor.